Bu dersimizde mübteda haber konusunu ele alacağız. Daha evvelinde cümlelerin, Arapçadaki cümlelerin iki ayrı isimlendirmeye tabi olduğunu ifade etmiştik. Eğer fiille başlıyorsa fiil cümlesi, isimle başlıyorsa isim cümlesi. İsim cümlelerinde mübteda haber olur. Mübteda kendisiyle cümleye başlanandır. Haber de bununla alakalı verilen haberdir. Mesela diyelim ki Ahmet Bey mübteda, muallimun, muallim, muallimdir. Bu şekilde kullanımda Ahmet mübteda, muallim bunun haberi oluyor. Ve günlük hayatta cümlelerimiz ya isim cümlesi ya fiil cümlesi. Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda okuduğumuz cümleler ya o ya bu. Bu açıdan mübteda haberi bilmek, bununla alakalı bazı temel bilgilere sahip olmak, Kur'an'a muhatap olmamızı kolaylaştıracaktır. Allahu haliku külli şey. Allah her şeyin halikidir, yaratıcısıdır. Burada Allahu mübteda, haliku bunun haberi. Allah halik, yaratandır. Ama külli şey şeklinde izafet var devamında. Allah her şeyin yaratıcısıdır. İşte Allahu mübteda, haliku bunun haberi oluyor. Mübteda veya haber cümle olarak da gelebilir. Mesela Ahmet muallimdir dedik ya, Ahmet'i nazara verirken dün kendisiyle tanışmış olduğun Ahmet muallimdir. Dün kendisiyle tanışmış olduğun kısmı Ahmet'in özelliğini anlatıyor. Oraya kadar olan ifade mübteda olarak değerlendiriliyor. Muallimun kısmı bunun haberi. Kur'an'dan örnek vermek gerekirse innellezine ted'une min dunillah, Allah'ı bırakıp taptıklarınız, innellezine ted'une, onlar ki sonları çağırıyorsunuz, dua ediyorsunuz, min dunillah, Allah'ın dışında. Yani Allah'ı bırakıp da tapmış olduklarınız, buraya kadar mübteda, bu kırmızıyla gösterildi. İbâdün, kullardır. Emthalukum, sizin gibi. Onlar da sizin gibi kullardır. Burada kırmızı olan kısım el-asnam olabilirdi. O zaman tek bir kelime olacaktı. Putlar, ibadun emthalukum, sizin gibi kullardır. Ama biraz daha uzun oldu. Allah'ı bırakıp tapmış olduğunuz şeyler ibadun emthalukum, sizin gibi kullardır. Burada ibad, abd kelimesinin çoğulu, emthal, peltekse ile telaffuzu, Türkçe'de bu yok. Bundan dolayı bu Türkçe'ye emsal olarak geçmiştir. Yani falan falana emsaldir. Onun gibidir. Bu anlamda Türkçe'de kullanılan bir kelimedir. Dolayısıyla emsal kelimesi Kur'ani, Arabi bir kelimedir. Diğer örneğe geçecek olursak vallahu la yestahyi minel hak. Allah la yestahyi, haya etmez, minel hak, hakkı beyan etmekten, gerçeği söylemekten haya etmez. Burada Allahu ve atıftır evveliyle alakalı. Onu görmezden gelecek olursak Allahu, Allahu mübteda, la yestahyi minel hak, hak ve hakikati beyan etmekten çekinmez. Aslında bir cümledir. Yani haber cümle olarak gelmiştir. La yestahyi minel hak bir cümle, ama tamamı bir bütün olarak değerlendirildiğinde Allahu mübdedasının haberidir. Demek ki haber cümle olarak gelebilir. Mübdeda cümle olarak gelebilir. Bu sayfada her ikisinin de örneğini görmüş olduk. Yine kelimelerle alakalı kısa bilgi vermek gerekirse la yestahyi, istahya yestahyi, haya etmek. Haya Türkçe'de kullanılır. Hatta hadiste el haya'u minel iman denilmiştir. Haya imandandır.
Yani Türkçe'ye geçmiş olan bir kelime. Burada ise Allahu Teala'nın hak ve hakikati beyan etmekten çekinmeyeceği böyle bir üslupla ifade edilmiş. Kolay bir mübteda haber örneği vasulhu hayır. Sulh barış, hayır hayırlıdır. İkisi de Kur'an'ı kelime, ikisi de Türkçe'de kullanıyoruz. Vasulh hayır. Sulh yani barış hayırlıdır. Musalaha yapmak, aralarında barış meydana getirmek, sulh imzalamak, barışı imzalamak Türkçe'de kullanıyoruz. Hayır, o da aynen Türkçe'de kullanıldığı şekliyle. Bu karı koca geçimsizliklerinde ne yapılması gerektiği ile alakalı. Yani barış yapmaları hayırlıdır. Ama her halükarda sadece kadın birbiriyle evli durumda olanların barış yapması değil de toplumda problemli herkes, hatta devletler, milletler, onlara da bakan şumulu vardır. Ve ummuhu sıddıga, ummuhu onun annesi, anne demek, ummuhu onun annesi, sıddıga dosdoğru bir kadındır. İsa'nın annesi dosdoğru bir kadındır. Burada Hristiyanlara bir reddiye var veya onların bir takım yanlış anlamalarını düzeltmek var. Malum Hz. İsa baba olmadan dünyaya geldi. Yahudiler bunu farklı değerlendirdiler. Hristiyanlar ise haşa Allah'ın oğlu gibi görmeye kalktılar. Bu münasebetle ifade edilen durumlardan birisi onun annesi Sıddıka'dır. Dosdoğru bir kadındır. Sıddıka, Sıddıka şeklinde hani Sıddık ismi var Türkçe'de kullanılıyor. Sıddıka bunun müannesidir ve bize yabancı bir kelime değildir. Kelimesi anne anlamında. Bunu da artık öğrenmiş olduk. Ümmehat, çoğulu ümmehat şeklinde gelir. Ummuhu denildiğinde onun annesi. Diyelim bunu ümmüke şeklinde kullansak senin annen. Senin annen Sıddıka dosdoğru bir kadındır. Yani cümle olarak bunları kullanabiliriz. Hazreti Süleyman'ın bir ifadesi alttaki. Hâzâ min fadli Rabbi. Bu Rabbimin lütfundandır. Hâzâ bu min fadli Rabbi. Rabbimin fazlından. Fazıl Türkçe'de yine Arapça bir kelime olan lütufla daha iyi anlaşılabilir. Bu Rabbimin fazlından, lütfundandır. Yani Allahu Teala ona öyle nimetler vermiş ki Hüthüd isimli bir kuşla konuşuyor. Karıncalar kendi aralarında konuşurken onların konuşmalarını anlıyor. Bunları böyle Hazreti Süleyman böyle derinlemesine hissedip bu ifadeyi kullanıyor. Bu Rabbimin lütfundan onları anlayabilmek, onlarla konuşabilmek böyle ifade ediyor. Burada hâzâ mübtedadır. Min fadli Rabbi beraberce haberdir. Bu yani nedir diye bununla alakalı soruyoruz. Bu nedir? Rabbimin lütfundandır. Türkçe'de dır şeklinde ifade edilenler haber. İşte Ahmet muallim, Ahmet öğretmendir, muallimdir. Orada muallimun dediğimizde o haber oluyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid. Ve nahnu biz zamirlerde bunu görmüştük. Huve o, ente sen, nahnu biz. Nahnu biz Allahu Teala zatını kastediyor ve Allahu Teala bazı yerlerde ben değil biz der. Burada da azametini ifade babında böyle demiştir. Ve nahnu biz akrabu ileyhi. İleyhi ona, ona derken insana, akrabu daha yakınız. Min hablil verid şah damarından. Biz insana şah damarından daha yakınız. Bu tabi kelami bir mesele. Bizi yaratan Allah bizim ne yaptığımızı bilir. Ve Allah'ın melekleri de vardır. Melekler amelimizi kaydetmektedir. Ve ilahi kurbiyet,
Bu şekilde ifade edilmiştir. Allah'ın yakınlığı biz insana şah damarından daha yakınız bu cümleyle ifade edilmiştir. Burada nahnuyu ifade ettik. Akrabu garip, yakın anlamında. Akraba falan buradan gelir. Akrabalar bizim yakınlarımızdır. Hablil verit, habl ip anlamında. Hablil verit beraberce şah damarı olarak kullanılıyor. Bunu tabi ayrıca öğrenmek lazım. Yoksa Türkçe'de herhalde karşılığı pek de hatırınıza gelmeyebilir. Müşriklerin putlara bakışını anlatan bir ayet. Ha ulai, bunlar diye işaret etmiş oldukları putlar. Şufa'une, şefaatçilerimizdir. İndallah, Allah katında. Yani insanlar tarih boyu putlardan pek de kurtulamamış. Önlerinde put yoksa da yapıp koymuşlar ve karşısında ibadet etmişler. Peygamberimizin muhatap olduğu topluluk da müşrik bir topluluktu. Müşrik denildiğinde yani Allah'ı kabul ediyorlar. Fakat yapmış oldukları putları Allah'a aracı, yaklaşma vesilesi olarak görüyorlar. Ve diyorlar ki, he ulai, işte bunlar, şufa'une, şefaatçilerimiz. Şufa'a, şefaat. Aynı kökten geliyor. İndallah, Allah katında. Bunlar Allah katında bizim şefaatçilerimizdir diyorlar. Bir münasebetle başka konuda daha önce bu ayet geçmişti. Tekrar müptede haber açısından da burada görmüş olacağız. Hunne onlar. Hunne zamir. Ve huve, hume, hum, hiye, hume, hunne çekimini yaptığımızda o kadınlar demek. Hunne o kadınlar. Libesun libastır. Lakum size. O kadınlar sizin için libastır, elbisedir. Ve entum ve siz libesun libassınız lahunne onlara. O kadınlar sizin için elbisedir. Siz de onlar için elbisesiniz. Yani aile hayatı insanı günahlardan korur. Bu mana anlatılmış. Vel fitne eşeddü minel gatl. Fitne geniş anlamlı bir kelime. Ama Türkçe'de de kullanılır fitne kelimesi. Mesela ahir zaman fitnesi kullanıyoruz bu ibareyi. Veya mal, evlat bir fitnedir. Kur'an'da geçer. İnnemâ emvâlukum ve evlâdukum fitne. Mallarınız, evladınız sizin için fitnedir. Yani bunlarla çetin bir şekilde imtihan edilirsiniz manası verilebilir. Bir de kargaşa anlamına da geliyor. Mesela insanlara inancından dolayı zulmetmek. İnsanlara fikir hürriyeti, din hürriyeti vermemek. Bunlara da fitne denilir. Buradaki o anlamda fitne eşeddü minel gatl, öldürmeden daha beterdir. Yani insanlara inanç hürriyeti vermemek, inançtan dolayı onlara zulmetmek, öldürmekten daha beterdir. Fitne Türkçe'de az çok karşılığını bulabiliriz. Eşeddü, eşeddü şiddet. Şiddet Arapça bir kelimedir. Bunun ismi taftil şekli eşeddü olarak gelir. Fitne daha beterdir. Minel gatil, gatil öldürmek. Bu da katil, Türkçe'de kullanılan kelimelerden. Katil vakası, Türkçe'de kullanılan kelimelerden. Diğer ayet, ve le emetun mu'minetun, mü'mine bir cariye, yani köle bir mü'min kadın. Hayrun daha hayırlıdır. Min müşriketin, müşrike bir kadından. Velev a'cebetküm, hoşunuza gitse de. Evlilikle alakalı. Yani bir insan elbette evlenirken kendisine en uygun şartlarda olanıyla evlenmek ister. Ama diyelim ki müşrike bir kadın, cemali güzel olabilir. Böyle biriyle evlenmektense mümin bir köleyle, kadın köleyle evlenmek daha hayırlıdır. Ayet bunu ifade ediyor. Gavlun maruf ve mağfira,
hayrun min sadakatin yetba'uha eza. Mübteda habere bu da farklı bir örnek. Kavlun maruf, güzel bir söz ve mağfira ve bağışlama. Buraya kadar mübteda. Kavlun maruf ve mağfira işte nedir? Hayrun daha hayırlıdır. Min sadakatin, sadakadan. Yetbe'uhe, onun peşinde gelir. Eza, eza. Peşinden eza gelen bir sadakadan daha hayırlıdır. Burada da mübteda nekre olarak gelebilir. Nadiren geliyor. Ama bu gibi durumlarda onu vasfeden bir özellik de var. Bu şekilde gelebiliyor. Ona örnek olarak bunu verebiliriz. Burada dikkatimizi çeken kavl-ı maruf, maruf bir söz. Kavl, söz demek. Güzel bir söz. Ve mağfira, mağfiret, bağışlamak. Türkçe'ye girmiş bir kelimedir. Hayrun daha hayırlıdır min sadakatin, sadakadan. Min'i daha önce görmüştük harfi cer olduğunu. Min sadakatin, burada sadakatin okutan, esreyle okutan min'dir. Ve min dendan anlamına geliyor. Sadakadan. Nasıl bir sadakadan? Yetbe'uha eze, peşinde ezanın geldiği. Sadakadan, işte güzel bir söz ve bağışlama daha hayırlıdır. Küllü nefsin, her nefis, zâigatul mevt, ölümü tadacaktır, tadıcıdır. Küllü nefs, mübteda, her nefis demektir. İzafet halinde gelmiş. Zâigatul mevt, ölümü tadacaktır. Bu da bunun haberi. Mezarlıklarda bu ayet yazar. Ölüm de hayatın bir realitesi. Hayat nasıl bir gerçekse, ölüm de aynı şekilde bir gerçek. Ve her nefis ölümü tadacak. İnnel insane, gerçekten insan veya şüphesiz insan, lekefurun, çok nankördür, mubin, apaçık. Burada inne, ileride bu anlatılacak. Kur'an'da sıkça geçen işte edatlardan birisidir. İnne, muhakkak ki, şüphesiz ki gibi bir anlama geliyor. Kendinden sonra gelen ismi el-insane örneğinde olduğu gibi nasb ediyor. El-insanu değil, el-insane oluyor bu defa. Şüphesiz insan, le-kefurun. Kefur, mübalağalı ismi fail. Yani çokça nankör, apaçık bir nankör. İşte mubin, mubin de bunun bir sıfatı olarak gelmiş. İnsan gerçekten apaçık bir nankör. İnsanın nankörlüğüne bu şekilde dikkat çekiliyor. Ve rahmetu rabbike, senin Rabbinin rahmeti. Rahmet, Türkçe'de kullandığımız şekliyle, rabbike, senin Rabbin. Senin Rabbinin rahmeti hayrun, daha hayırlıdır. Mimme yecmaun, onların biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. Yani bir insan şöyle namaz kıldım, böyle zekat verdim, defalarca hacca gittim diyebilir. Ama bunlarla kendini kurtarmaya çalışmasındansa Allah'ın rahmetine güvenmesi esastır. İşte Rabbinin rahmeti hayrun daha hayırlı mimma. Mimma, minmadır aslında. O şeyden, min dendan anlamına geliyor, ma ne anlamına geliyor? Mimma, o şeyden. Hangi şeyden? Yecmaune, onlar topluyorlar. Cem ediyorlar. Cami, cem eden yerdir. Veya cem evleri var. İşte cemaat, bu kökten gelen bir kelimedir. Yecmaun derken, onlar cem ediyorlar anlamında. Onların cem ettiklerinden, biriktirdiklerinden daha hayırlıdır. İnna Allaha huve Rabbi, şüphesiz Allah, o benim Rabbimdir. Ve Rabbukum, sizin de Rabbinizdir. Fe'buduhu, öyleyse ona ibadet edin. Burada da yine inne ile gelmiş. İnnenin ismi olarak Allah'a, devamında da o benim Rabbim ve Rabbinizdir haber olarak geliyor. Fe'buduhu, ona ibadet edin.
Buradaki fe öyleyse ile mealde karşıladık. Öyleyse ona ibadet edin. Ubudu ibadet. El ahillâ'u halil olanlar, birbirine dost olanlar, yevme izin o gün, o hesap günü kıyamette, ba'duhum bazısı, ba'duhum bazısı, Türkçe'de aynen var, libadin bazısına adüvün düşmandır. İllel müttakîn, müttakiler dışında. Yani müttaki takva sahipleri. Takva sahibi dışında olanlar, birbirine dost olan o kimseler, bir kısmı bir kısmına hesap gününde düşmandır. Yani beraber içki içmişler, beraber hırsızlık yapmışlar. Orada birbirlerini görmek istemeyecekler. Artık dostluk orada bitecek. Ahillâ kelimesi halil kelimesinin çoğuludur. Halil dost demektir. Ahillâ dostlar demektir. Bunu da bu şekliyle anlamak çok zor değil. Görüldüğü gibi mübteda haber cümlelerimizde sıkça yer almakta ve Kur'an-ı Kerim'de de cümleler ya isim cümlesi, işte onların mübteda haberi var veya fiil cümlesi, onlar da fiille başlayanlar. Mübteda haberi bu şekilde bildiğimizde buna bağlı olarak ileride inne ve kardeşleri, kâne ve kardeşleri gibi konular gelecektir. Onları anlamak çok daha kolay olacaktır.